Evet, tekrar merhaba arkadaşlar. Şimdi bu haftaki dersimizde alarmları işleyeceğiz. Alarmlar adı üstünde zaten. Bize uyarı veren belirteçler olarak görülebilir. Bunlar birçok çeşidi var aslında. Ana alarm olarak üçe ayrılıyor. Bir tanesi dijital alarmlar, bir tanesi analog alarmlar, bir tanesi de advanced alarmlar diye geçiyor. Şöyle programımızın üzerinde grafik kısmında alarmlara tıklıyorsunuz. Bakın burada zaten görünüyor. Dijital alarmlar, analog alarmlar, advanced alarmlar. Diğer alarmlar da var ama bizim için şu anda bu üçü önemli ve üçünü göstereceğim size. Öncelikle dijital alarmları adı üstünde zaten on-off olarak çalışan alarmlara dijital alarm diyoruz. Yani Boolean değişkenler, yani dijital değişkenler, lojik değişkenlerin ifadesi. Mesela atıyorum mikser ne zaman çalıştı, ne zaman durdu. Bu bir alarm olabilir işte. Durduğu zaman beni uyar. Bir mikseriniz var, o durduğu zaman sizi uyaracak. Analog alarmlar ne oluyor? Analog alarmlarsa belli bir analog değerin değişimine göre sizi uyaran. Örneğin bir sıcaklık değeriniz var. Sıcaklık bir analog değişkendir biliyorsunuz. Sıcaklık atıyorum 100 santigrat derece olduğu zaman sizi uyarsın. 120'ye çıktığı zaman sesli uyarsın. 70'e düştüğü zaman uyarsın gibilerinden. Analog değişkenlerin durumuna göre karar verilen alarmlar. Peki dijital, dijital alarm. Analog da analog da advanced ne oluyor? Advanced ise genellikle alarmları karşılaştırarak verdiğimiz alarmlar. Yani bir iki değişkeni karşılaştırıyorsunuz. O karşılaştırmanızın sonucunda size alarm veriyor. Bunlara da advanced alarm ismini veriyoruz. Şimdi sırayla dijital, analog ve advanced ayarları tanımlamaya başlayacağız. Buraya geliyoruz. Önce çift tıklıyoruz. Çift tıklayınca hemen editör sayfamızda zaten dijital alarm sekmesi pop-up penceresi açıldı. Alarm tag diyor. Yani alarma bir anlamda tag ismi vereceğiz. Yani değişken de deniyor ama tag bayrak diyelim ne diye dersek. İlk olarak silo ismini veriyoruz. Bu da bizim agitator silomuzun yani büyük depomuzun ismiydi hatırlıyorsanız. Cluster name'imizi soruyor bize. Pastörizasyon. Zaten tek cluster'ımız var. Alarm name. Buna bir isim vereceğiz. Yani bu tamamen bize ait bir şey. Onun için mesela silo ne zaman alarm versin? Örneğin silo karıştırıcısı var ya mikseri. O durduğu zaman bize alarm versin. Silo karıştırıcısı. Bakın dikkat ederseniz Türkçe karakter bile kullanabiliyorum. Ama istiyorsanız İngilizce yine kullanalım. Bir aksilik çıkmasın. Silo karıştırıcı off ama hata vermiyor. Alarm description yani alarm description bizim ekranda veyahut da alarm sekmesinde ne yazmasını istiyorsak onu yazıyoruz. İşte silo karıştırıcısı durdu mesela. Silo karıştırıcısı durdu. Biz bunu göreceğiz arkadaşlar. Şimdi silo karıştırıcısı durdu verecek. Variable tag yani bu hangi variable'a bakacak ona bakıyoruz. İki tane tag'imiz var, variable'ımız var. A ve B. İkisine birden de bakmasını isteyebiliriz. Birazdan onunla ilgili de bir örnek vereceğim. Ne demiştik? Bu agitator silo V'ydi. Silo karıştırıcısının değişkeni. Eğer ben buraya agitator silo V dersem bu durduğu zaman değil, ne olduğu zaman? Bir olduğu zaman alarm verir. Oysa ki ben durduğu zaman alarm vermesini istiyorum. Onun için başına bunun değilini yazıyorum. Yani not diyorum, boşluk. Not, agitator silo V. Bu ne demek? Silodaki mikserim durduğu zaman, not dediğine göre sıfır olduğu zaman beni uyarsın. Kategoriye henüz bir şey söylemeyeceğim sizin için. Neden? Daha öğrenmediniz. Bugünkü dersimizin sonlarına doğru kategorinin ne anlama geldiğini size belirteceğim. Help kısmı var. Burada dikkat ederseniz sayfalar çıkıyor. Bu niçin kullanılıyor? Şöyle
Mesela bu alarm oluştuğu zaman bir sayfa açılsın isteyebilirsiniz. O zaman burayı tanımlıyorsunuz. O sayfada mesela işte silo durdu ama bu silo ile ilgili sen şunları şunları yapmalısın, motorunu kontrol etmelisin gibilerinden bir help penceresi açtırtabiliyorsunuz. Burada eğer öyle bir pencere açmış olsaydık onu seçecektik. Ama bunların hiçbirisi o pencere değil. Dolayısıyla şimdilik boş bırakılma. Delay'de gecikme, yani böyle bir durdu ama örneğin 3 saniye sonra tekrar başladı. O zaman onu görmemezlikten gel diyebilirsin. 5 saniye sonra başladı. Onu görme. O gecikme süresini veriyor bir anlamda. Size ne kadar süre bu alarmı görmemezlikten gelmeniz gerektiğini söylüyor. Şimdilik bu kadar. Tekrar edelim. Alarm tag'imiz var. Cluster name'imiz var. Alarm name'imiz tamamen serbest. Alarm description ekranda görünen tanımlama. Variable tag hangi değişkene bakacak? Agitator slow V'ye bakacak. Onun değiline bakacak ama yani sıfırsa verecek. Add dedim. Bir tane kaydım oldu. Şimdi ikinci bir kayıt koyalım. Şöyle bir bakayım. Kitabınızdan biraz farklı yapacağım bunu. Şöyle bir şey yapalım. Alfast karıştırıcısı mesela çalışıyorsa, feeder pump da çalışmıyorsa. Tekrar ediyorum bakın. Alfast karıştırıcısı çalışıyorsa ama feeder pump çalışmıyorsa bu bir proses hatası olsun. Bunu proses hatası olarak isimlendirelim. Alfast karıştırıcısı off ama feed pump Alfast karıştırıcısı on ama feed pump off olacak. Şimdi onu tanımlayacağım. Buna ne ismini verelim? Alfast diyelim. Alfast diyelim. Yine aynı şey. Alarm name. Alarm name tamamen kendi ismimizi vereceğimiz şey. Buna bir proses hatası diyelim hadi. Proses hatası. Şimdi alarm description bu ekranda görünecek. Ekranda görüneceği için bunu daha açıklayıcı yapalım. İşte ne dedik? Alfast çalışıyor. Çalışıyor. Ve feed pump durdu diyelim. Feed pump durdu. Bu mesela proses hatası olsun. Evet. Şimdi bakın, dikkat edin, iki değişken tanımladım ve araya V işareti koydum. V işareti koydum. V derken yani ikisi. Bu ikisi iki değişken tanımlamak için yaptım zaten. Şunu şey, ne demiştik? Alfast silo V 1 ise feed pump durduysa. Feed pump'u buluyorum. Feed pump CM'de durduysa ne demek? Not demek. Başına not koyuyorum. Şimdi bakın. Agitator slow V Alfast'a bakacaktık ya. Pardon. Alfast Agitator'dı değil mi? Onun değişkeni. Tamam. Doğru. Agitator diye geçiyor. Tamam. Agitator slow V. Tamam. Agitator slow ve pardon özür dilerim bir dakika centrifuge pump alfast burada çok özür diliyorum alfastı göremedim agitator alfast ve agitator mikser demek biliyorsunuz karıştırıcı demek alfast da tankımızın ismi agitator alfast ve 1 olacak feeder pump çalışmayacak bu şartlarda çalışıyor kategoriyi sonra yaptık help'i anlattık delay'i anlattık add dedik şimdi bu benim dijital ikinci hatam olmuş oldu. Ne diyeyim? Dijital alarmım olmuş oldu daha doğrusu. Şimdi compile edelim. Buraya kadar bir hata yaptık mı? Güzel, yapmadık. Şimdi bir de analog değişken tanımlayalım. Analog değişken neydi? Genelde sıcaklıklar için vesaire tutuluyor veya da seviye değeri için kullanılıyordu. Şöyle analoga gidiyorum. Shift tıkladım. Hemen editör. Bakın analog alarm geldi. Alarma bir isim ver diyor. Buraya holding tüp alarmı anlamında HTA ismini veriyorum. HTA. Pasterizasyon. Alarm neyimin benim? Holding tüp alarm.
Holding to alarm. Güzel. Şimdi bu holding to alarm neye bakacak? Yani hangi değişkeni kontrol edecek? Tabii ki holding tüpe bakacak. Teach holding hold PV. Termokupul indikatör hold preset value. Ya da termokupul indikatör holding tüp preset value anlamında bu. Bu değişkene bakacak. Set point'im ne? Benim olmasını istediğim değer. 73 santigrat derece. Şimdi dikkat. Bu 73. Şimdi bu 73 ise bunun standart set point'im. Bu ne zaman high alarmı var, high alarmı var. Low alarmı var, bir de low alarmı var. Çok çok yüksek hatasını ne zaman versin? Birkaç hata birden tanımlayabiliyorsunuz. Yüksek hatası tanımlayabiliyorsunuz. Çok yüksek hatası tanımlayabiliyorsunuz. Düşük hatası tanımlayabiliyorsunuz. Çok düşük hatası. Mesela 85 santigrat dereceye geldiğinde burası veyahut da tüpteki değer basınç 85'e geldiğinde hangisi diyorsanız o değere geldiğinde hay alarmı versin. 80'e geldiğinde hay alarmı versin. Hay delay biraz evvel anlattığım gibi o delay'lerde yani bu 85'e çıktı ama 1 saniye boyunca burada kalırsa alarm versin. 2 saniye boyunca burada kalırsa alarm versin anlamında. Low alarmı düşük anlamında görüyor. 65 olsun. Low alarmı çok düşük 60. Eğer 60'a gelirse de çok çok düşük hatası verecek. Deviation şu. Şimdi ben 73 dereceyi tanımladım. Bu benim set point'im ama bu 73 derece benim ayarlamasını istediğim değer. Benim için örneğin 70 ile 76 arası standartsa, sabitse, benim için geçerliyse ona deviation diyoruz. Yani sapma diyoruz. Türkçesi sapma onun. Yani bu sapma benim için yeterlidir. Bu alarm anlamına gelmez diyoruz. Tekrar ediyorum. Örneğin 3 yazdım buraya. 70 eksi 3 70 derece artı 3 76 derece. Yani bu ne demek? 70 ile 76 arası benim için standarttır diyorum. Ondan sonra rate onun derecesi şu anda ona gerek yok. Deviation'ı yazdık. Deviation delay var. Aynı şey. Dead band şu. Şimdi 70'e geldi ama 70'in altına indiği zaman hemen alarm versin mi? Orada bir ölü bölge de tanımlayabiliyorsunuz. 2 derecede onu tanımlıyorum mesela. 2 derecede onu tanımladıktan sonra bu şu demek. İşte 70, 2 derecede onu tanımladım. Geriye doğru hemen hemen 68 derecelere kadar hiçbir şey yapmış. 68'in altına indiği zaman anında hata verir. Hiç ölü banta bile bakmadan. Bu format dediği kaç dijitle ifade edecek? 3 dijitle ifade edecek. Kategoriyi sonra anlatacağım demiştim. Bunu da et dedi. Şimdi ne oldu? Bir tane de analog alarm tanımlamış oldum. Şimdi bir de bunu compile edelim. Evet. Şimdi gelelim. Bir tane de advanced. Bir tane bakalım notlarımıza. Bir de advanced alarm tanımlayalım. İki tane advanced alarmımız olacak. Advanced alarmlarda dedim ya karşılaştırma yapabiliyorsunuz. Bir değerle karşılaştırma. Karşılaştırma işlemleri için kullanılıyor daha çok. Birden fazla değişkeni karşılaştırmak için. Biz burada fırınımıza bakacağız. Şu fırınımızın birinci bölgesiydi bu. P1'di. Burası da P4'tü. Bu ikisi arasında bir advanced alarm tanımlayacağız. O sebepten dolayı ismine bunun P1A tag'i diyoruz. Cluster kısmına arkadaşlar yine aynı şekilde pastörizasyonu seçiyorum. Ondan sonra alarm name biraz evvel dediğim gibi vereceğiniz bir isim. İşte P1 yüksek sıcaklık. Yüksek sıcaklık. Şimdi alarm description yine ekranda görünmesini istediğim bilgiyi yazacak. Bu benim için anlamlı olan bir şey. İşte P1 sıcaklığı, P1 bölgesinin sıcaklığı olabilir. Sıcaklığı. Örneğin ne olsun? Yani ders notlarımızda da öyle yazıyor. Sıcaklığı
büyük eşit 3 derece. Birinci bölgeyi hatırlıyorsanız zaten birinci bölgede en fazla 3'e izin vermiştik. P1 sıcaklığı büyük eşit 3 olduğu zaman ne olacak? P1 yüksek sıcaklığı. Yalnız dikkat edin, bu alarm description'ı. Yani expression değil. Yani description ne demek? Ekranda bu yazacak. P1 sıcaklığı 3 dereceye eşit veyahut da 3 dereceden büyük yazacak. Peki bunu nerede tanımlayacağım? Buradan tanımlayacağım. P1 PV bakın büyük eşit 3 derece olduğu zaman bana alarm verecek. Yine kategoriyi help'i daha önce Dilek'e anlatmıştım. Bu benim advanced alarm oldu. Bakın iki değeri birbiriyle karşılaştırdım. Demek advanced ayarlar neymiş? En az iki değeri karşılaştırıyorsa buna advanced alarm diyorum. Add diyorum. Şimdi bir tane daha dördüncü bölge için tanımlayalım. P4A diyorum. Dördüncü bölge. Fırının dördüncü bölgesi yani. P4 sıcaklığı biraz evvel yüksek sıcaklık demiştik. Burası da düşük sıcaklık. P4 düşük sıcaklık alarmı olsun burası. P4 düşük sıcaklık alarmı. P1 sıcak, pardon. Bu description'ı P4 sıcaklığı evet küçük eşit 72 olduğu zaman bu description'ı, bu tanımı ekrana yazacak. P4 sıcaklığı küçük eşit 72 yazacak. O zaman ben bunu buraya da tanımlamam lazım. Hemen buraya geliyorum. P4 PV küçük eşit 72 derece. Ondan sonra burası benim eksikliğim. Kategoriyi anlatmıştım. Daha sonra söyleyeceğim. Add dedim. Şimdi bunu da compile edelim. Okey. Şimdi madem compile ettik, bir çalıştıralım bakalım. Alarmlarımız en azından çalışıyor mu, çalışmıyor mu görelim. File dedim. Run dedim. Evet. Evet. Şimdi bakın, biraz evvel burası boştu. Burası boştu. Dikkat ederseniz. Şimdi burada holding tube alarmı. Bakın P4 düşük sıcaklık alarmı. Description'lar burada yazıyor bakın. Silo karıştırıcısı off alarmı. Silo karıştırıcısı durdu. Holding tube alarm şeyi. Hatırlıyor musunuz? Bunu çalıştıracaktım Alfast'ı. Bunu durdurduğum zaman sistem hatası verecekti. Şunu durduruyorum. Bak Alfast çalışıyor ve feed pump durdu. Bakın gördüm. Alfast çalışıyor ve feed pump durdu hatası. Dolayısıyla bütün hataları şu anda görebiliyorum. Yani biraz evvel tanımadığım alarmlar artık yavaş yavaş gelmeye başladı. Bu alarmları ben burada alarm sayfasından da aktif alarmlar, alarm summary'ler, disabled alarmlar ve hardware alarmlar olarak da görebiliyorum. Aynı şekilde burada da bakın buradan da çağırabiliyorum onları. Şimdi bunları çağıracağım. Aktif alarmı çağırdım. Diyor ki bak, please ensure you have configured a page called alarm. Alarm diye bir sayfayı kurduğundan emin ol diyor. Eğer you project grafik bölüm. If not, please do so. Eğer değilse bunu yap diyor. You will need to configure the page using the alarm template. Alarm altlığını kullanman lazım. Demek ki önce bunu kullanmam lazım. Bunu not alıyorum. Bu bir. Buna geliyorum. Burada da summary diye bir sayfa oluştur ve summary template'i kullan diyor. Burada disabled diye bir sayfa oluştur ve disabled diye bir template oluştur diyor. Burada hardware alarm oluştur diyor. Bunu da aynı şekilde oluşturmamı istiyor. Bakalım. Bir kere daha
aktif alarm, alarm, alarm page. Bunları not almamız lazım da summary'yi. Evet. Evet, summary de burada. Disabled, notlarıma bakıyorum da onlar kayıtlı mı diye. Disabled'ı da kaydediyoruz. Okey. Ondan sonra hardware de var. Peki. Şuradan başka ne var? Evet, bunlar aynısı zaten. Peki, tamam. Şimdi bunları yapacağız. Programımızı kapatıp bunları yapacağız. Evet, şimdi biraz evvel gördüğümüz sayfaları tanımlamamız gerekiyor. Page kısmına gidelim. Şöyle. Sayfamız şuradaydı galiba. Evet. File'e gidiyoruz arkadaşlar. New diyoruz. New page. Şimdi sırayla oluşturacağız. İlk listeden ben de bakıyorum. Kendi kaydetmiştim buraya listemi. Aktif alarmlarım vardı. Aktif alarmlar için template'imi ne kullanacakmışım? Alarm diye. Harf sırasına göre olduğuna göre yukarı çıkıyorsunuz. Şurada bakın alarm diye bir template var. Template alarm. Okey diyorsunuz. Şimdi bu geldi. Bakın hazır bir sayfa geldi. Bu sayfa gelecek işte karşımıza. Bu bizim için hazırlanmış bu anlamda. File'e gidiyoruz. Bunu save edeceğiz. Buna isim olarak da alarm ismini vereceğiz. Bizi çünkü program uyarmıştı. Alarm ismini verdim. Okey dedim. Şimdi bunu kaydedecek. Bütün dosyalarını açacak. Ona göre oluşturacak. Biraz uzun sürüyor. Çünkü oldukça yüklü dosyalar. Evet, bunu kaydetti. Birincisi buydu. İkincisi yine new diyoruz. Page diyoruz. İkincisi disabled alarmlardı. Disabled alarmlar için disabled template'ine gideceğim. Şöyle yukarı gidiyorum. Burada disabled. Şu. Okey diyorum. Yine sayfa geldi. Hazır sayfa. Hazır template diyebilirsiniz buna. Save'e gidiyorum. Buraya da disabled. Evet. Disabled yazıyorsunuz. Okey diyorsunuz. Yine kaydını yapacak. Ondan sonra hardware alarmlarım olacak. Bir de alarm summary'm olacak. File'e gittim. Yine new dedim. Yine new page. Şimdiki hardware alarmım. Yukarı çıkıp hardware'ı bulacağım. Evet, burada solda hardware template'imi bulacağım. Okey dedim. Altlık geldi. Save. Save deyip buraya da hardware ismini veriyorum. Hardware ismini verdikten sonra okey diyorsunuz. Bunu da kaydetsin. Biraz evvel açılmayan sayfalar şimdi açılacak arkadaşlar. Böylece onları yalnızca altta bir bar olarak değil de geniş olarak da görmüş olacağız. Sayfa olarak da görmüş olacağız. Yine new diyorum. Yine page'e gidiyorum. Son olan summary, alarm summary'lerim vardı. Summary diye bir template'im olacak. Şurada aşağıda o geldi. Okey dedim. File'e gittim. Yine save ettim. Buna bana şey soruyor. İsim. Yine onu da summary diye. İsimlendirdim. Okey dedim. Bunu da kaydetsin. Ondan sonra bir daha bir çalıştıralım. Bakalım ne olacak.
Evet. Şimdi file'e gidelim. Run diyelim. Okey diyelim. Pastörizasyon. Yine bakın altta alarmlarım geliyor. Şimdi gelelim buradan alarmdan. Önce aktif alarmlara bakalım. Bakın aktif alarmlar renkleri de farklı olmak üzere geliyor. Default'ta bunlar çünkü tanımlı. Mesela işte P1 yüksek sıcaklık alarmı neymiş? P1 sıcaklığı 3'ten büyük ve eşit olarak. Holding tüp alarmı high geldi. Dijital alarm bu. İşte proses hatası alarmı. Diğerleri. Dikkat ederseniz proses hata all fast ve feed pump durdu alarmı. Alarm summary'e bakalım. Bu ana kadar gelmiş bütün alarmları gösteriyor böyle. Bütün bu özet olarak bütün hepsini gösteriyor. Disabled alarmlar hiçbirini disabled etmedim. Hardware alarmım var mı? Bir tane hardware alarmım varmış. Bu neymiş? Tik P4PV. Enteresan. Bir hardware alarmım da oluşmuş. Şöyle bakıyorum. Herhangi bir alarmın üzerine gittiğiniz zaman sağ tuş yapıyorsunuz. Burada information var. Bu alarmla ilgili bilgi veriyor. İşte bu alarmı, ne özelliği olduğunu vesaire. Holding tüp alarmı, yüksek falan. Hangi dakikada gelmiş, ne kadar sürmüş falan gibilerinden. O bilgileri veriyor. Sağ tuş yapıyorum arkadaşlar. Bakın acknowledge var burada. Acknowledge demek şu demek. Ya ben bu alarmı gördüm demek. Yani şimdi şöyle bir şey oluyor. Bir alarm oluşuyor. O alarmı mühendisin gördüğü zaman sisteme bildirmesi lazım. Ben bu alarmı gördüm. Acknowledge diyorsunuz. Ondan sonra o kayda giriyor. Yarın öbür gün kayıt tutmak açısından önemli bu. O açıdan acknowledge etmeniz lazım. Ama dikkat ederseniz şu anda bende aktif değil. Niye? Çünkü benim ona yetkim yok. Yetkim olabilmesi için login olmam lazım. Buradan login olmam lazım. Ama login olabilmek için de benim bunu pasif edebilme yetkisinin bana tanınmış olması lazım. Henüz ben öyle bir şey tanımlamadım dikkat ederseniz. Yalnızca bir zamanda biz bir birol diye bir kendi ismimizde bir login oluşturduk ve ona şifre vermiştik. Ama onun dışında herhangi bir aktiflik falan vermemiştik. Dolayısıyla böyle bir şey henüz tanımlı değil. Şimdi onu tanımlamayı da göstereceğim size. Onun dışında ne var? Mesela disabled var. Mesela bir alarmı gördünüz, acknowledge edin ve bunu disable edebiliyorsunuz. Diyorsunuz ki ya bu önemli bir alarm değil. Yalnızca benim şey, ben bunu disable ettim. Şimdilik bana çıkartma bunu diyebiliyorsunuz. Ya da bir bakım yapıyorsunuz. Bakım esnasındayken sürekli o alarm geliyor. Gereksiz yere sizi üzüyor. Onun yerine onu disable edebiliyorsunuz. Disable ettiğiniz o alarm şuraya taşınıyor. Şu anda yok orada dikkat ederseniz. Buraya taşınıyor. Sonra siz geliyorsunuz. Tekrar mesela aynı şekilde bu disable ettiğiniz alarmı buraya düştüğü zaman enable edebiliyorsunuz. Yani bir alarmı buradan sağ tuş yapıp disable veya da enable edebiliyorsunuz. Tabii şu anda gördüğünüz gibi bana aktif değil. Neden aktif değil? Çünkü ona yetkim yok. Şimdi ben gideceğim o konuyla ilgili kendimi yetkilendireceğim. Bakalım yetkilendirdikten sonra bunları enable ve disable edebiliyor muyum? Ona geçeceğim. Burada set filter var. Set filter'da kategori falan tanımlamanız gerekiyor. Yani şöyle isme göre filtre koyabiliyorsunuz. Sen diyorsun ki şu isimli arızaları ben bir tek göreyim. Tag'e göre isimlendirebiliyorsunuz. Şu tag'li arızaları göreyim diyebiliyorsunuz. Kategoriye göre diyebiliyorsunuz. Buradan da bunların tanımlamalarını yapabiliyorsunuz. Henüz ama ben daha henüz kategori tanımlamayı size göstermedim. Dolayısıyla kategori tanımlamayı göstermediğim için de şu anda set filter yapamıyorum. Şimdi buradan çıkayım. İlk önce bir kendime bir izin vereceğim. Yani login olabilmek için kendime yetki vereceğim. İzin de değil de yetki vereceğim. Onu göstermem lazım. Şuradan kapatayım artık bunu. Evet, bunu kapattık. Şimdi ne yapacağız? Yetki vereceğiz. Yetkiyi nereden veriyoruz? Şöyle ana sayfamıza gideceğiz. User ve admin tanımlayacağız orada. Şöyle öncelikle şurada sisteme gidiyorsunuz arkadaşlar. Sistemde
roles kısmı var, rol. Yani size verilen rol. Necisiniz orada? Mühendis, designer, işçi vesaire. Buna geliyorsunuz. Rol name'iniz ne? Mesela designer olsun. Designer olunca her türlü yetkiyi de veririz. Mesele buradaki designer değil, Ahmet de diyebilirdim, Mehmet değil. Bu yalnızca tanım, isim. Bu designer grubuna birden fazla kişi de tanımlanabilir. Bu da bu grup ismi de olabilir. İşte designer ama SCADA designer'ı, PLC designer'ı falan gibi. Ona gerek yok. Global privilege. Biliyorsunuz yetki demekti. Özellik demekti. Buna hangi yetkileri atacaksınız? 1,8 yazıyorum. Bunun help'inden bakabilirsiniz. Daha sonra birçok yetkiler var. Bir demek alarmları tanımlamak, onları etkinleştirmek için verdiğimiz yetki oluyor. 8 ise admin sayfasına yetkisi oluyor. 8 de admin sayfasının yetkisi olmuş oluyor. Et diyorum. Şimdi bunu kaydettim. Bu dikkat ederseniz bu rol ama. Bu rolü ben şimdi istediğim birisine aktif edebilirim. Mesela bir örneğin bir işçiye aktarabilirim, bir rola aktarabilirim, istediğim birisine aktarabilirim. Hemen şuradan tekrar geliyorum. User'a gidiyorum. User'a. Şimdi geldim. Şimdi dikkat. Daha önce bir rolü hatırlıyor musunuz? Bir rolü diye tanımlamıştım. Bunun da bir password vermiştim. Bakın burada rol vardı. O zaman role geçmiştik. Bakın rolü açtığımızda orada bir şey oldu. Şimdi artık designer var. Şimdi bir rol designer oldu. Bir rol artık designer rolünü aldı. Designer rolü ne demek? Bir yetkisi var, 8 yetkisi var. Ne yani? Acknowledge etme yetkisi var. Admin sayfasına ulaşma yetkisi var. Birçok yerlere ulaşma yetkisi var anlamında. Bunu replace edeceğim. Ekstradan bir tane daha mesela şey de tanımlayabilirim ben. Bir yetki daha. Örneğin designer diye bir başka isim de mühendis de diyebilirsiniz. Username tanımlıyorum. Yeni bir şifre de ekleyeyim. Bu isteğe bağlı arkadaşlar. Şu anda yaptığım tamamen isteğe bağlı. Ondan sonra buna da şifremi veriyorum. Ondan sonra şöyle. Evet. Designer'a ben des diye şey verdim. Kitabınız da bunu böyle vermiş. Ben de öyle verme ihtiyacı duydum şimdilik. Ama bir rol için doğum tarihimi vermiştim. Yine aynı şekilde veriyorum. Hangisiyle girerseniz hiçbir şey fark etmeyecek aslında. Göreceksiniz her türlü admin olacağız. Şimdi bunları yaptım. Şöyle bir compile edelim. Tamam, hatamız yok. Şimdi tekrar çalıştıralım. Run diyelim. Evet, okey diyelim. Tamam. Pastörizasyon sayfasına bakalım. Şimdi bakın yine alarmlar geliyorlar. Evet. Şimdilik şöyle aktif alarmlarımı göreyim. Alarm summary'lerimi göreyim. Güzel. Önce aktif alarmlara gidelim. Bakın şimdi sağ tuş, şu anda sağ tuş yapıyorum. Yine acknowledge, disable, enabled. Güzel. Şimdi bir login olayım ben. Şuradan, soldan, şuradan login diyorsunuz. Login deyince size diyor ki name ve password. İşte. Bir ol. Password'üm, doğum tarihim 1968. Siz de öyle vermiştiniz eğer öyle yaptıysanız. Ya da designer des de diyebilirdiniz. Okey dedim. Şimdi beni kabul etti mi acaba? Bakalım. Şimdi sağ tuş yapıyorum. Bakın gördünüz mü? Acknowledge ve disable geldi. Niye enable gelmedi? Çünkü disable edilmiş bir şey yok ki enable edeyim. Bakın gördünüz mü? Bakın bir tanesini bakın şimdi şöyle alarm summary'ye gidiyorum. Alarm summary'de görüyor musunuz? Şuraya da bakın. Şöyle. Buradan da aynı şekilde sağ tuş yapıp görebiliyorsunuz. Bakın ama acknowledge burada edemiyorsunuz. Aktif alarmlara gidiyorum. Şimdi dikkat bakın. Aktif alarmlar. Örneğin P4 düşük sıcaklık.
Şöyle geldim, sağ tuş yaptım, acknowledge ettim. P4 düşük sıcaklığı acknowledge ettim. Alarm summary'ye gidiyorum. Bakın düşük sıcaklığı acknowledge etmiştim ya, o beyaz renkte oldu. Bakın rengi değişti. Yani bu ne demek? Bunu ben gördüm anlamında. Rengi geldi buraya. Şimdi bakın tekrar buraya geldim. Örneğin bir tanesini de P4 düşük sıcaklığı mesela disable edeyim. Önce disabled alarmlara bakayım. Disabled alarmlar boş. Hardware alarmı var mı? Bak hardware alarmı yok şimdi. Şöyle geldim. Şöyle dikkat. Örneğin P4 düşük sıcaklık. Sağ tuş yaptım. Disable ettim. Şimdi disabled alarmlara gidiyorum. Bakın gördünüz mü? P4A düşük sıcaklık alarmı buraya geldi. Buradan istiyorsanız eski yerine getiririz. Bir tane daha disable edeyim. Şunu da disable edeyim. Bakalım iki tane disable'ım olması lazım. İki tane disable'ım var. Gördünüz mü? Bakın burada azalıyor gittikçe. Bir tane daha edeyim. Aktif alarmlarım azalıyor. Zaten 5 tane alarm tanımlamıştım. İki tanesini disable ettim. Bunlar kaldı. Bir tanesini daha hemen disable edeyim. Bakın iki tane kaldı burada. Disabled alarmlar burada 3 tane oldu. Şimdi eski yerine getirtebilirim onları. Enable et bunu. Şunu da enable et. Şunu da enable et gibilerini. Bakın bunlar da geri dönmüş oldular. Evet. Aktif alarmlarımı görebildim. Bunlar. Buradan da aynı şekilde ulaşılabiliyor. Hem buradan ulaşılıyor hem buradan ulaşılıyor. Bu neymiş mesela? Aktif alarmlar. Bu alarm summary'ler. Bu hardware galiba. Şu neymiş? Ha, disabled olanlar. Bakın bu da disabled olanlar. Burada da aynı şeyler var. Aktiviteler var. Buradan da bunları inceleyebilirsiniz. Güzel. Evet, şimdi köşesinden kapatalım. Alarmlarımızı da görmüş olduk. Evet arkadaşlar, şimdi ya kadar yaptıklarımızda alarmları gördük ama unutmayın, biz yalnızca alarmları gördük. Alarmlarımızı hard diskimize kaydetmedik. Alarmları hard diske kaydetmek için daha önce de hatırlıyorsanız biz device tanımlamıştık. Şimdi o alarmları eğer tekrar, yani o oluşan alarmları tekrar kaydetmek istiyorsanız mutlaka orada bir device oluşturmanız gerekiyor. Onu da sistemin altından yapmıştık. Sisteme gidiyoruz. Sistemin altında device vardı. Şöyle çift tıklıyorum. Geldim buraya. Bakın command log diye bir device tanımlamıştık. Hatırlıyorsanız bu command log bunun ismiydi. Date on'du. Date neydi? İşte bu bu command'ın, bu emrin tarihini, saatini ve mesajını yazıyordu dosyayı hatırlıyorsanız. Bunu da nereye kaydetmiştik? Data'nın altında comlog text dosyasına kaydetmiştik. Eksi bir ASCII kodunda olacaktı. Text demek ASCII kod demek. Eksi bir ne demekti? Bir tane dosya oluştur ve bütün kayıtları onun içine al demek. Bu çok önemli bakın. Eksi bir, bir tane dosya oluştur, bütün kayıtları onun içerisine al demek. Şimdi ne yapacağız? Alarmlar içinde dosya oluşturacağız. Alarmlar içinde bir tane dosya oluşturacağım. Alarm summary diye. Alarm bitişik olacak unutmayın. Summary diye bir dosya oluşturuyorum. İsmini öyle veriyorum. Bunun önce hangi formatta? Önce ismi olsun. Yani alarmın ismi. Onun için date'i siliyorum buradan. Name yazıyorum. Name. Name'in uzunluğuna da 16 karakter bırakıyorum. 16. Name 16. Description var diye hatırlıyor musunuz? Hani ekranda çıkar diyordum. O description'ı da yazsın buraya. Desk yazıyorum. Description'ı var diye o. Onun için de 32 karakterlik bir yer ayırtıyorum. 32 karakterlik. Ondan sonra on time diye bir değişken tanımlıyorum. On time. On bitişik olarak time. On time demek bu alarm ne zaman oluştu demek. Bu alarmın oluştuğu vakit. Buna 11 karakter yer ayırıyorum. Bu sonuncusundan bir tane daha kopyalayacağım. Ctrl-C. Şuraya sona gittim. Bir boşluk. Bir tane. Buraya da delta time yazıyorum. Delta. Delta. Delta biliyorsunuz. Delta fark demek. Yani fark zamanı. Şu demek yani. On time. Mesela
saat 3'te oluştu ama bu alarm ne kadar sürdü? 3 dakika mı? 2 dakika mı? O zaman, yani alarmın oluşma süresini, alarmın aktif olarak kaldığı süreyi de buraya yazsın istiyorum. Demek ki benim dosyamın içinde önce alarmın ismi olacak. Sonra description'ın tanımlaması olacak. Alarmın ne zaman geldiği olacak ve alarmın ne kadar sürdüğü olacak. Header file, header başlık, yani ne başlık yazsın üstüne. Oraya bugüne kadar hiçbir şey yazmadık. Şu anda da yazmıyorum. Şimdi buraya, burada ben daha önce demiştim size, Excel dosyası da oluşturabiliyorsunuz. ASCII dosyası da oluşturabiliyorsunuz. Excel'de bazen sıkıntı oluyor. Ben denedim. Benimkinde oldu ama bazı arkadaşlarınkinde olmayabilir. Hani bilginiz olsun. Eğer Excel dosyası oluşturamıyorsanız text dosyası da oluşturabilirsiniz. Alarm sum diye bir dosya ismi oluşturuyorum. Alarm sum nokta dbf. Database file demek bu. Dbf. Bu Excel formatında açılabiliyor. Dbase dev diye device. Dbase device diye de alttan ASCII değil, dbase device'i seçiyorsunuz. Alarm sum.dbf. Dbase file demek bu. Dbf. Dbase device'ı da alttan seçiyorsunuz. Buraya eksi bir yazdığım zaman ne demekti? Hatırlıyorsunuz, tek dosya oluştur ve o tek dosyanın üstüne içine bütün alarmları, bütün kayıtları al demekti. Buraya ama şimdi 7 yazıyorum. Bu 7 ne demek? 7 gün dosya oluştur demek. 7 gün aslında bir hafta 7 gün. Oradan düşünebilirsiniz. 3 ol deseydim 3 gün diyecekti. 3 tane dosya oluştur demek. 7 gün ve 0 demek, 00 runtime'a geçtiği andan itibaren ya da geceliğin 00'dan itibaren runtime'a geçtiği andan itibaren bu 24 saat boyunca şöyle 00'dan itibaren 24 saat boyunca, yani haftanın 7 günü aslında bu kayıt oluşturacak. Pazartesiden başlayacak. Pazar akşamına kadar devam edecek. Pazartesi sabahı ne yapacak peki? Birinci dosyayı silecek, yeni dosya oluşturacak. Yani 7 tane dosya sürekli olarak dönecek. Hep aktif olarak 7 tane dosya kayıtlı kalacak anlamında. Cluster name'im aynı zaten. Yani onu şey yapmaya gerek yok. Proses. Bu prosesi boş bırakıyorsunuz. Comment bilgi vermek demek, o kadar. Artı diyorum. Et diyorum, pardon. İki tane kaydım oluştu. Şimdi bir tane daha alarm log diye de bir tane dosya oluştu. Onu da text olarak oluşturayım diyorum ya, bazen Excel dosyası oluşmuyor. Bir tane de text dosyası oluşturayım. Alarm log. Alarm log. Yine isim 16 olsun. Description 32 olsun. On time değil, time diyelim. Süresini versin. Bir de arkadaşlar log state diye bir şey var. Log state, yani durumunu versin size. On durumunda mı, off durumunda, yani alarmın durumu. On mu, off mu veya da değişkenin durumunu tariflemek. Log state. Log state içinde 11 tane yer ayırabilirsiniz. Çok önemli değil. 10 tane, 11 tane çok önemli değil. Şimdi bunu da oluşturdum. Bunu nereye kaydedeceğim? Öncelikle onu şey yapalım. Dedik ya, bunu text oluşturalım diye. Bunu siliyorum. Alarm log. Log'a kaydediyorum. Alarm log. TXT. Ondan sonra ASCII device'ı seçiyorsunuz. Bununla da uğraşmayalım. Eksi bir diyelim buna. Eksi bir ne demekti? Tek dosya oluştur. Bütün alarmları onu oluştur. Periyodu meriyodu yok. Et diyorum. Güzel. Şimdi bunu da kaydedeyim. Evet. Şimdi artık hard diske de bu alarmları, oluşan alarmları kaydetmesi lazım. Bir ona bir bakalım. Öncelikle tabii ki çalıştıracağız bilgisayarımızı, şeyimizi, projemizi. Hard diskimize bakacağız. Bakalım orada kayıtlı mı diye göreceğiz. Evet. Bunlar burada. Alarmlarımız biraz alarm oluşsun. Bakalım.
Şunlar şurada. Ekme olucum yok. Şuradan yine login olayım. Bu sefer de designer olayım. Designer. Şifresini de istemiştim. Yine aktif oldu. Şöyle sahip yapayım. Ekme oluç edeyim. Bunu da ekme oluç edeyim. Bunlar hatırlıyorsunuz ekme oluç olunca beyaz oluyordu. Bakın iki tane beyazım oldu. Şuraya geleyim. Bir tanesini disable edeyim. Bakalım disable'a geldi mi? Evet geldi. Enable edeyim. Hardware yine geldi. Page'ime gideyim. Pastörizasyon. Şunu denedik mi bilmiyorum. Ha, şu. Evet. Şu anda çalışıyor. Proses hatası ya. İkisi birden çalışınca proses hatası vermeyecekti. Bunu durduruyordum. Bunu durdurduğum zaman proses hatası. Evet. Bakın proses hatası. Alfast çalışıyor. Ve feed pump durdu hatasını da verdi. Güzel. Bütün alarmları verdi. Bunu da durduralım. Hepsi tamam. Herhalde artık çıkış yapabilirim. End diyeyim. Yes diyeyim. Çıktı. Şimdi gidip bu datada dosyamız oluştu mu ona bir bakmamız lazım. C'nin içerisinde program data kısmı vardı. Onun içine giriyorum. Onun içerisinde Schneider Electric vardı. Schneider Electric, Visual Sidekick 7.2. Bunun da içinde data vardı. Alarm log, alarm log ve alarm summary. Bu iki dosya gördüğünüz gibi burada oluşmuş. Alarm log ve alarm summary diye iki tane dosya oluşmuş görünüyor. Evet, şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi arkadaşlar bir de alarm kategorileri oluşturalım. Kategori ne demek? Şu demek, mesela dikkat ederseniz bütün alarmlar toplu olarak geliyordu. Biz mesela şunu isteyebiliriz yani. Dijital alarmlar bir kategoride gelsin. Analog alarmlar bir kategoride gelsin. Advanced alarmlar bir kategoride gelsin. Bunu tabii biz projemiz ufak olduğu için böyle yapıyoruz. Ama büyük bir fabrikada şöyle düşünün. Örneğin bir fırınla ilgili alarmları görmek istiyorsam yalnızca o kategoriye ayırıyorum bunu. Dolayısıyla fırın dediğim zaman fırınla ilgili bütün alarmları görüyorum. Çünkü benim diğer alarmlar beni çok ilgilendirmiyor olabilir. Veyahut da işte pres bölümündeki alarmları görmek istiyorum. Veyahut da ana hızın tanımlandığı ana makinedeki alarmları görmek istiyorum gibilerinden. Böylece arızaları bulmakta ve analiz etmekte kolaylıklar sağlayabiliyorsunuz. Ve böyle alarmları kategorize edebiliyorsunuz. Ve programımızda 16.376 tane kategori tanımlayabiliyormuşsunuz. 16.376 adet kategori tanımlanabiliyormuş. Biz de şimdi kategori tanımlayacağız. Nereden tanımlayacağız? Alarmlar kısmına gideceğiz. Alarm kategorileri var burada görüyorsunuz. Alarm kategorilerine çift tıklıyorum. Yine editör sayfalarında zaten alarm kategorileri açıldı. Şimdi burada numara veriyorsunuz. Dedim ya 16.376 tane. Bu bir ilk kategorim olsun. 1 diyorum. Ondan sonra an ekle oluşu var, ekle oluşu var. Display on alarm page diyor. Şimdi buradaki kısım şu. Alarm sayfasında bunu göstersin mi göstermesin mi anlamında. Bunu yazabilirsiniz. Display on summary page. Yani alarm sayfasında bu kategori görünsün mü görünmesin mi? Display sayfasında bu kategori görünsün mü görünmesin mi? Default kalabilir bunlar. Bunlar hatırlıyorsanız iki tane sayfamız vardı. Bir alarm sayfamız vardı, bir de summary page'imiz vardı. Oralarda görünüp görünmedi. Buna ya false yaparsanız her iki tarafta da görünmez. Bir tek kategorilerde görünür. Şimdi gelelim unacknowledge ve acknowledge kısmına. Acknowledge ne demekti? Anlatmıştım size. Acknowledge demek şu demekti. Ben hatayı gördüm. Unacknowledge hata görülmedi. Şimdi bunlar için de font tanımlayabiliyorsunuz mesela. Ben gördüm deyince hatırladınız mı? Biraz evvel biz acknowledge verdikten sonra summary alarm summary'e gittiğimizde
alarm summary'de beyaz renk çıkmıştı alarm. İşte burada onlar belirtiliyor aslında. Bakın burada bir sürü fontlar var. Grafik font, pen bilmem ne, renkli. Bakayım mesela neler var. Mesela grafik big font, grafik color, grafik color big, grafik color small. Böylece alarmların görünülebilirliklerini arttırabiliyorsunuz. Dikkatinizi çekecek şekilde. Nasıl biz bir öncekinde default olarak öyle tanımlıydı gerçi orada. Acknowledge ettiğimiz zaman beyaz renk gelmişti. Onlar yapıyor. Burada istediğinizi oluşturabiliyorsunuz. Mesela ne demek şimdi bu? Alarm off tone. Alarm off olduğunda hangi font olsun? Alarm off font. Bakın alarm off olduğunda bunun fontu ne olsun? İşte Times New Roman 12 olsun bilmem ne veyahut da işte big color bilmem ne olsun. Alarm off on font, alarm on olduğunda ne olsun? Unacknowledged edilenler için bu. Acknowledged edilenler için de bunları seçiyorsunuz. Bunlar bizim şey yaptıklarımız. Yani bu hangilerini istiyorsanız bunları gösterebiliyorsunuz. Disabled fontlar yani disable edilenler. Orada hani disable etmiştik ya biz bazı alarmları. Disable ettiklerimizin de fontu şu renk olsun diyebiliyorsun. Gibilerine. Bunları ben default olarak bırakacağım. Çünkü onun seçimini kendinize bırakıyorum. İster seçin ister seçmeyin. Şimdilik ben onları seçmiyorum. Hiç önemli değil onlar çünkü. Yani tamamen bu görsellikle ilgili ne olduğunu öğrendiniz. Şimdi burada ne var? On action var. On action demek arkadaşlar. Yani ben buraya şunu yazacağım. Bu alarm aktif olduğunda ne yapsın? Mesela işte düdük çalsın. Bip sound'u var. Bip sesi var yani. Bip diye de mesela burada birçok aslında on action'ı var. Birçok on action'ı var. Bunlardan bir tanesini seçebiliyorsunuz. Mesela bunlardan bir tanesi de bip mesela. Şöyle bir göstereyim burada. Bip sound. Gördünüz mü? Bip sound. Buradaki sound şu aslında. Oraya numara veriyorsunuz. Mesela bip sound 0 dediğiniz zaman o mesela bir ses veriyor. Yani düdük sesi veriyor. Bunu sağlayabiliyorsunuz. Ben şimdi bip sound'u koymayacağım. Çünkü hep alarm geldiğinde sürekli olarak ötüyor. Ve sürekli olarak rahatsızlık veriyor. O sebepten dolayı ben bip sound'unu koymuyorum. İsteyen arkadaşlar varsa kendi şeylerine koyulabilir. Ama sizin için göstereyim. 0 diyeceksiniz. Kapatacaksınız. Ve noktalı virgül koyacaksınız. Bip. Parantez içinde 0, parantezi kapat, noktalı virgül. Ben koymuyorum dediğim gibi, boşuna ses çıkartmasın diye. Prompt. Prompt dediğimiz bir kısım var. Prompt kısmı şu, hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Alarmların alt kısmında şurada alarmlar çıkıyordu. Solda ünlem işareti, ünlem üstünde bir boşluk vardı. Oraya prompt kısmı deniyor. O prompt kısmında ne yazsın? Onu göstermek için oluşturuyoruz. Bir numaralı alarmlarımız advanced alarmlarımız olsun. Buraya şunu yazayım ben. Prompt parantez içinde çift tırnak arkadaşlar. Escape'in altındaki çivi. Advanced alarmı oluştu. Advanced alarm oluştu. Birazdan bunu göreceksiniz. Nerede göreceksiniz bunu? Prompt kısmında göreceksiniz. Peki off action ne? Yani bu alarm gittiği zaman ne olsun? Bu alarm gittiği zaman ne olsun? Yine bunu aynısını alıyorum. Prompt tırnak içinde advanced alarm aktif değil yazıyorum. Aktif değil. Evet. Demek ki neymiş? Alarm oluştuğu zaman prompt kısmında, prompt kısmını göstereceğim. Dediğim gibi ana sayfada solda ünlem işaretlerinin hemen üstünde advanced alarm oluştu. Advanced alarm aktif değil. Evet. Acknowledge action diyor. Yani acknowledge yaptığım zaman ne yapayım? Yani buraya bunu bir şey de yazabilirsiniz. Yani ne diyebilirsiniz? İşte
yine prompt kısmına acknowledge'ını aldım gibilerinden bir şey diyebilirsiniz. Şimdilik boş bırakıyorum bunu. Alarm formatı şu. Biz ne yapıyorduk şu anda hatırlıyorsanız? Alarmlarımızın formatını belirliyorduk. Formattan kasıt şu. Alarm kısmında işte tarih, şu, bu kategorilerin içerisinde nasıl belirtileceğini gösterecektik biz onlara. Bu sebepten dolayı daha önce yaptığımız gibi buraya tarihi oluşan zamanları yazacağız. Onları oluştururken şöyle yapıyorduk. Küme parantezi içerisinde date virgül 12. Küme parantezini kapat. Bu ne demek? Bu alarm ne zaman oluştu? 12 fontta bunu yaz. Boşluk bırakın bir tane. Küme parantezini aç. Time. Tarihti. Şimdi saati yazacağız. 14 karakter yer bırakıyorum onun için. Ondan sonra yine boşluk. Alarmın ismi name virgül 20 karakter. Yine küme parantezini kapattım. Yine boşluk. Description virgül 34 boşluk. Yine küme parantezi aç. State. State biliyorsunuz durum demek. Alarmın aktif ya da pasif olduğunu gösteriyor. Bunun için de 10 karakter. Bir kere daha kontrol edelim. Başlangıçta date 12 var. Kümeyi kapattım, boşluk. Time 14, name 20, description 34, state 10. Evet. Bu alarmın formatı. Yani alarm ekranda bu şekilde görünecek. Summary formatta nasıl görünecek? Onu da buraya yazıyorsunuz. Bunu da aynısını şöyle bir tanesini alayım, düzelteyim bunu bir dakika. Şöyle. Copy paste yapacağım ki uğraşmayayım. Evet. Şu ilk olarak alarm formatında tag'i göstersin. Tag. Hangi tag'den geliyor bu alarm? 10 uzunlukta olsun. Sonra bir boşluk bırakıyorum. Ondan sonra name'i yazalım. Yani alarmın ismi. Name için 22 karakter. Ondan sonra summary description. Yanlış mı yaptık? Bakayım. Name. Tag name. Evet. Şuraya da summary description. Sum desk diye geliyor. Virgül 22. Şunları götürdüm. Kontrol ve yapıyorum. Yine on time. Yani bu alarm ne zaman oluştu? On time. Yani alarmın gelme zamanı aslında. 8 karakter. Bir de off time. Bu da alarmın gitme zamanı. Bu da 8 karakter. Güzel. Şimdi summary device, yani ben bunu nereye yazacağım? Hani hangi dosyaya yazacağım? Hatırlıyorsanız daha önce oluşturduğumuz alarm summary vardı ya. Alarm summary dosyasına yazacağım.
Onu gösteriyorum. Device log kısmı alarm log'a kaydedilecek. Alarm log işte burada. Ondan sonra command kısmına, yani tamamen bilgi vermek için bir bilgi verilebilir. Advanced alarmlar falan filan da. Bir numaralımız advanced alarmlardı. Buraya advanced alarmlar diye yazabilirsiniz. İsteğe bağlı değil burası. Evet. Advanced alarm. Add dedim. Şimdi dikkat ediniz, kategoriye iştiriyorum. Bu birinci kategorim, advanced alarmlara verdiğim kategori. İkinci kategorim de dijital alarmlara verdiğim kategori olsun. Tekrar ediyorum, bizim projemiz çok büyük olmadığı için böyle yapıyoruz. Büyük projelerde işte fırın için bir grup, diğerleri için bir grup oluşturulabilir. Şimdi kategori 2 yapıyorum. Kategori 2, dedim yine fontları aynı bırakacağım. Şu kısmında on action kısmına prompt dijital alarm oluştu yazıyorum. Şuraya hemen dijital alarm oluştu. Dijital alarm oluştu. Birazdan bunları ekranda çok net göreceksiniz arkadaşlar. Prompt kısmında dijital alarm oluştu olacak. Altına dijital alarm aktif değil. Dijital alarm aktif değil. Alarm formatı yine date 12, time 14, name 20, description 34, state 10. Bunlarda değişiklik yapmıyoruz. Summary formatı yine tag 10, name 22, summary description 22, on time 8, off time 8. Yine summary device'ım, yani yazılacak yer alarm summary, log device'ında alarm log olacak. Burası da dijital alarm. Şurayı değiştirelim. Command kısmını. Add diyelim. İkinci kaydımı da yaptım. Şimdi dikkat ederseniz bir tek analog alarm kaldı. Analog alarmı da yapacağım. Ondan sonra deneyeceğim. 3 diyeceğim. Diğer kısımlar aynı kalıyor. Burası şimdi analog alarm kısmına geldik. Prompt kısmına. On action. Ha. Burada şimdi tabii evet, on prompt kısmında burada yine aynı şekilde yazılabilir. On action kısmında analog alarm oluştu. Analog alarm oluştu. Analog alarm aktif değil. Tamam. Alarm formatımız date 12, time 14, name 20, description 34, state 10. Burada mesela analog olduğu için burada bir tane de value eklenmiş. Yani o anda analog değeri kaç? Ötekilerde on off'tu ya, bu analog olduğu için bunun değerini göstermek için de value. Value değer demek biliyorsunuz. Value 4 diyorum. Güzel. Şey kısmına geldik. Summary kısmına. Yine tag 10. Name 22. Sum description 22. On time, off time. Burada da şey eklenmiş ekstradan. Delta time. Delta time neydi? Bu alarmın oluşma zamanı. En sona. Bu alarmın oluşma zamanı, oluşma süresi, yani ne kadar süreyle devam etti bu alarm. Ona delta time ismini veriyor. Virgül 8. Evet. Güzel. Şimdi yine summary device'ımız alarm summary,
log device'ımız alarm log. Buraya da analog alarmlar yazalım ve bitirelim. Analog alarm. Evet, üçüncüsünü de eklemiş olduk. Şimdi compile edelim. Hatam yok diyor. Şimdi hatam yok diyor. Çok güzel. Bakın kategorileri oluşturduk ama bu kategorileri bizim daha önce oluşturduğumuz dijital, analog ve advanced alarmları eklemedik. Nasıl eklemedik hocam? Bak şimdi göstereceğim. Şimdi dijital alarmlara bir daha tıklayın. Şuraya gelip. Şuraya gelin. Şimdi hatırlıyor musunuz? Kategoriler kısmı vardı. Kategori. O zaman atladık bunu. Mesela silo için tanımlamıştık. Silo karıştırıcısı on off alarmlarda. Ama kategoriyi biz o zaman boş bıraktık. Şimdi benim dijital alarmım hatırlıyorsanız kategori 2 idi. Bu kategori kısmına işte 2 yazacaksınız. Ben dedim ya sonra anlatacağım. Bakın 2 yazacaksınız ve replace diyeceksiniz. Bakın kategori kısmına 2 yazacaksınız ve replace diyeceksiniz. Ondan sonra aşağı iniyorum. Bakın Alfast diye bir alarm tanımlamıştık. Onun da kategorisi. Bu da dijitaldi ya. Ona da 2 diyorum. 2 kategorisinde olacak diyorum. Ona da replace diyorsunuz. Zaten 2 tane. Bunu kapattım. Şimdi geldim. Analog alarma. Analog alarmda da kategori var burada bakın. HTA. Holding tube alarmı. Bunun kategorisi analog alarmlar için kategori 3'tü hatırlıyorsanız. 3 yazıyorsunuz. Replace diyorsunuz. Bunda zaten bir tane vardı. Analog alarmda. Bunu da kapattım. Şimdi buraya geldim. Bir de Advanced'a bakıyoruz. Bunun kategorisi 1'di. Bunun kategorisine 1 yazıyoruz. Replace diyoruz. Aşağı iniyoruz. P4A diye bir alarm vardı. Onun kategorisine de 1 yazıyoruz. Replace diyoruz. Tamam. Onu da replace dedik. Şimdi artık compile edelim. Bakalım hatamız var mı? Hatamız yok. Evet. Şimdi gelelim kategori kısmına. Ya çalıştıralım daha doğrusu. Şöyle run diyelim. Okey diyorum. Pastörizasyon kısmı. Bakın arkadaşlar prompt alarmı dediğimiz prompt var. Bakın dijital alarm aktif değil. Dijital alarm oluştu. Sol tarafta görüyor musunuz? Artık bu prompt kısmındaki tanımladığım o kategorilerde tanımladığım alarmlar buraya geliyor. Bakın. Analog alarm oluştu. Diğerleri burada oluştu. Peki kategoriler neydi hocam? Bir de başka bir kategoriler. Şuraya gelelim. Şöyle bakayım. Set filter yazıyor burada. Görüyor musunuz? Set filter. Şuraya tıklayın. Şurada kategori var. Kategori 0. Mesela bizim 2 numaralı kategorimiz dijitallerdi değil mi? 2 yazıyorsunuz. Okey diyorsunuz. Bir dakika. Şu kategoriyi de tıklamanız gerekiyor. Kategoriyi tıkladınız, buraya 2 yazdınız, okey dediniz. Bakın yalnızca burada 2 tane dijital olan alarmım göründü. Görüyor musunuz? Bakın. Şimdi reset filter diyorum. Hop geri geldiler. Set filter diyorum bütün alarmlar için. Kategori 2'ye ait değil. Mesela 1'e ait olanlar olsun. 1 de neydi? Analog advanced'tı. Okey diyorum. Yok bu şeymiş. Analog olanmış. Bakın analog değerler. Reset diyorum. Şimdi bir daha gideyim. 3'e bir bakayım. 3'e. 3. Okey diyorum. 3'te de bir tane vardı zaten. Hatırlıyorsunuz. Gördünüz mü? 3'te de bir tane
alarm var deriz. Reset, filter diyorum. Eski haline geri geliyorum. Alarm summary'lerde de bu işliyor. Bakın neden alarm summary? Bakın burada o kadar çok alarm var ki. Bunların arasında hangi alarmı nasıl göreceksiniz? Onun yerine ama set filter'a gidiyorum şimdi. Buradan mesela 0 bir şeye bunu tuttum. Mesela 1 dedim. Bakın onları diğerlerini pasif etti. Yine çok ama en azından bir kısmını görebiliyorsunuz. Şöyle 3 diyelim mesela. OK diyelim. Ona göre de aktifleştirip pasifleştirebiliyorum. Buradan set filter kısmından da filtre etme durumunu görebilmiş oluyorsunuz. Evet. Şuradan çıkalım. Evet. Şimdi bir daha bir alarm log dosyalarımıza bakalım. Alarm log, alarm summary'ler. Temin dosyamızı açtığımız zaman içerisindeki verileri görememiştik. Kaydetmemişti. Ama kategorileri tanımladığımız için artık alarm loglara ve alarm summary'lere bunu kaydetmiş oldu. Bakın biraz evvelki gördüğümüz silo karıştırıcısı durdu alarmı 16.59'da aktif olmuş. P1 yüksek sıcaklık alarmı inaktif olmuş 16.59.25'te. Bunlar bu şekilde görünüyor. Yine Excel formatındaki alarmlarımızı görebiliyoruz. Buradaki en önemli nokta şuymuş. Bunları görebilmek için mutlaka kategorileri tanımlamamız gerekiyor. Kategorilerde hatırlıyorsanız kategori kısmında alarm kategorilerinde şurada alarm summary ve alarm logları belirtmiştik. Bunları belirtmediğimiz sürece alarm summary ve alarm log isimli dosyalara kayıt yapamıyor. Bu sebepten dolayı da göremiyoruz. Bunları kaydettiğimiz için artık dosyalarımızda görme şansına sahibiz. Şimdi bugünkü dersimizi bitirmeden önce son olarak bir şey daha anlatacağım. Biraz uzunca bir ders oldu ama çok faydalı olacak. CSV diye bir kütüphane var arkadaşlar. CSV kütüphanesi. Bugüne kadar yaptığımız bütün trendler, alarmlar vesaire onlar hazırlanmış bir şekilde bir kütüphanede aslında Schneider tarafından hazırlanmış ve bizim için sunulmuş. Bugüne kadar ben size onu göstermedim. Dikkat ederseniz bütün kütüphaneleri biz bir şekilde kendimiz oluşturduk. Bütün alarmları da kendimiz oluşturduk. Oysa ki CSV kütüphanesini dosyamıza eklersek ki biz buna biliyorsunuz include diyoruz. Include edersek o zaman o kütüphanenin içerisindeki hazır sayfaları da kullanabilme şansına sahip olacağız. Gelin son olarak bugünkü dersimizde onu da yapalım. Onu yapabilmek için öncelikle proje sayfamıza gidiyoruz. Proje sayfamızda sistem var. Sistemin içerisinde Include Project var. Included Project. Bunun içerisine girin. Bakın daha önce biz Tab Style Include diye bir şey tanımlamıştık. Buna ek olarak arkadaşlar yine include etmek, dahil etmek demek. Bu C'de de görmüş olmanız lazım. C dersinde de görmüş olmanız lazım. Şöyle yapıyorsunuz. Baş kısmı silin. C, S, V, alt çizgi include yazın. C, S, V, alt çizgi include. Add deyin. Kaydettik bu. Güzel. Şimdi gelin compile edelim. Ve projemizi çalıştıralım. Şimdi çok farklı bir arayüz göreceksiniz. Çünkü niye? CSV bir hazır proje, hazır kütüphane. O kütüphanenin içerisinde birçok şey var. Ve arayüzü bile SCADA'nın arayüzü bile değişti. Bakın arayüzümüzü görüyor musunuz? Page'ler buraya geldi, trendler buraya geldi, alarmlar buraya geldi. Tools'lar buraya geldi. Biraz evvelkinden farklı bir arayüz oluştu. Page'e basın. Update page list var. Şuna tıklayın. Tekrar page'e gelin. Bakın update edilmiş page listimiz geldi. Pastörizasyon ve diğerleri. Alarmlar, disable'lar. Bizimkisi neydi? Pastörizasyondu. Oraya gidiyorum. Bakın pastörizasyon sayfası. Dikkat! Bakın CSV Trend Double. Trendleri çizdirmek için mesela hazır bir dosya var. Bakın bu
İki sayfadan oluşan trendler. Bu farklı bir arayüz. Ben size farklı bir arayüz göstermiştim. Buradaki de bir başka farklı. Görüyor musunuz? Back diyorum. Geri gidiyorum buraya. CSV file var. Bu dosyaları yazıyor. Şu anda henüz tanımlı değil. Back diyorum. Bakın alarm summary'lerimiz. Bakın görüyor musunuz? Bu yine daha farklı bir gösterimi var burada. Burada şimdi gösterim daha da farklı. Bu arayüz farklı yani. Biz hazır bir kütüphane, yani temin uğraştıklarımızın hiçbirisini yapmadan bile bu arayüzü oluşturabilme şansına sahipsiniz. Hazır kütüphaneleri kullanarak. CSV trend. O double'dı, bu tek trendli. Altta kalemler, penleri tanımlayabiliyorsunuz. Ondan sonra geri geleyim. Şöyle. CSV alarm disabled. CSV alarm hardware alarmları. Bütün bunları burada görebilme şansına sahipsiniz. Artık bu farklı bir şey oldu. Mesela şöyle gideyim. Başka bir şey var mıydı burada? Alarm disabled trend 5 double. Evet. Mesela şu var. Apply a filter to list diyor. Şuraya geldiniz. Buraya mesela bir filtre ekleyebiliyorsunuz. Select group diyor. Biz burada select group dediğimiz zaman dijital alarmlarımız vardı. Hatırlıyorsanız. Bunların mesela isimlerini vererek bunları da çekebilme ya da ne diyelim alabilme şansına sahipsiniz. Bunların isimlerini buraya yazarak bunları gösteriyoruz. Yani nasıl? İşte dijital alarmlar, analog alarmlar vesaire gibi bu şekilde bunları burada ifade edebilme şansına da sahip olabiliyorsunuz. Bakayım onu oradan yapabileceğim. Buraya şöyle. Cancel diyorum. Evet, burada Advanced Alarm'a gelip tıkladığınız zaman burada filtre için kullanacağınız kriterler var. Mesela bu tarihler arasındakileri filtrele, bu taglerin filtrele, bu ismi, bu cluster'ı gibilerinden. İşte biz kategorileri yazmıştık. Mesela atıyorum buraya 3 yazarsam 3 nolu kategoriyi bir tek bana filtrele dediniz. Apply dediniz. İşte burada sol tarafta 3 çıkıyor. Şu anda zaten yalnızca 3 numaralı kategorileri gösteriyor. Bakın HTA, HTA, hepsi HTA. Çünkü niye? Holding tüp alarmı 3 numaraydı. Yalnızca onlara ait alarmları gösteriyor. Eğer bunlara tarih falan, saat ekleseydik onları da ekleme şansımız olur. Set clear filter dediğiniz zaman da geri dönüyor. Sonuç olarak bakıldığı zaman CSV kütüphanesinde hazır trendler, hazır file'lar ve hazır alarm sayfaları da mevcut. Bunları da kullanabilirsiniz. Tabii bunlar gibi birçok daha özellikler sistemde Schneider'ın programında, SCADA programında mevcut. Ona göre yine çalışmalar yapılabiliyor. Evet, bugünkü dersimiz bu kadar. Haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz.